Hey, what's happening YouTube? Egemen is back. This is actually always in business. Dostlarım, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün gladiyatörler için full body antrenmanını yayınlıyorum. Yani bundan önce yayınladığım şeyleri derleyip toparlayıp nasıl çalışmanız lazım? Öncelikle amatör olduğunuz için, yeni başlayan olduğunuz için bütün bir egzersize sadece bir hareket vereceğim dostlarım. Eğer yeni başlayansanız, asla bir ağırlık tutmadıysanız elinizde sadece bir hareketle bir kas grubunu ele alacaksınız. Bu kadar basit. Bu idmana geçmeden önce lütfen destek çıkmak için bizlere beğeni atmayı unutmayın ve de yorumlarda başka neler görmek istiyorsunuz bunu söyleyebilirsiniz. Ve de hiçbir şekilde hayatımızda bir kere bile reklam almayan bir Türkiye kanalı olarak tarihe geçtiğimiz için eğer yeniden destek çıkmak istiyorsanız yeni çıkan tişörtlerimizi www.ancestralgear.com'dan alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Nasıl programlama yapmalısınız? Yani hangi hareketle başlamalısınız? Öncelikle büyük ihtimalle bütün kas gruplarınız zayıf ama en fazla geliştirmek istediğiniz kas grubunu en öne almanız lazım dostlarım. Diyelim ben omuzdan başlardım ama sizin geliştirmek istediğiniz, en çok sevdiğiniz kas grubu hangisiyse mesela. Mesela göğüs kasını çok seviyorsunuz ve göğüs kasınızın öne çıkmasını istiyorsunuz. O yüzden bu idmana mesela göğüs kasını geliştirmek isteyen veya göğüs kasını en çok seven bir insan olarak idman yaptığımı farz edelim ve de bu şekilde başlayacağım. İlk başladığınız hareketi üst vücut, alt vücut olarak süperset yaparak zamandan kazanabilirsiniz ilk harekette. Yani ne yapacağım? Şınav yapacağım. Şınavdan sonra hemen bacak hareketine geçerek bunu 3 set yapacağım. Bütün hareketler 3 set olacaktır. Bütün hareketlerin ardından 1 dakika dinlenme olacaktır dostlarım. Bunu da unutmamanızı kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi idmanımıza başlayalım. Süpersetlerde tabii ki de 1 dakika dinlenme olmayacak. Yani göğsü yapacağım, göğüsten bacağa geçerken 1 dakika dinlenme yok. Bir tane daha sorunuz varsa ya, neden full body yapıyoruz, bölgesel neden yapmıyoruz falan filan diye dostlarım. Siz yeni başlayansanız, sizin kaslarınızın onarılması tecrübeli bir insana nazaran daha da uzun sürecektir. Yani ben mesela göğüs çalışınca 36 saat sonra göğsü yeniden çalışabiliyorsam 1,5 gün sonra yani göğsü yeniden çalışabilirim. Hemen onarılıyor benim göğsüm. O yüzden full body yaptığınızda pazartesi, çarşamba, cuma, pazartesi yapıyorsunuz full body'yi, salı tamamen dinleniyorsunuz. Yani ben eğer pazartesi göğüs yapıp salı günü triceps yaparsam veya salı günü omuz yaparsam göğüste, omuz ve tricepste birazcık aktif olduğu için o yaptığımız omuz ve triceps antrenmanları bir gün sonra veya iki gün sonra tamamen onarılmamış olacağından dolayı vücudunuz onarılmadan gelişimi tamamen sağlanmayacaktır. Bu yüzden bütün bir vücudu ele alıp bir gün dinlendirip vücudumuzu bütün onarımı full'e, maksimuma çıkarmış olacağız. Daha fazla söze gerek kalmadan bu videoyu da kısa tutmak amacıyla haydi bakalım. Bu gerçekten kendinizi challenge edebileceğiniz, kendinizi savaş açabileceğiniz bir hareket olacaktır. Bakalım kaç tekrar yapıyorsunuz. Ben mesela bu hafta 5 yaptıysam 2 hafta sonra geldiğinizde ise bunu 5'ten daha yukarı çıkarmanız lazım. Ve de çok güzel challenging bir hareket olacaktır. Dediğim gibi yeniden eller böyle değil. Eller bu şekilde olacaktır. Daha fazla üst göğüs aktif olsun ve de göğüs aktivasyonu olsun. Omuz hizasındayız. 1 saniye aşağıda bekliyoruz. 1 2 saniye bekliyoruz. 1 2 Şimdi 2 tekrar. Şimdi 3 saniye bekliyoruz. 3, 2, 1. Şimdi 3 tekrar. 3. Şimdi 4 saniye bekliyoruz. 3, 2, 1, 0. Şimdi 4 tekrar. 4. Şimdi 5 saniye bekleyeceğiz aşağıda. Yere değmiyorum. 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi 5 tekrar çıkartıyoruz. 2, 3, 4, 5. Bakalım siz kaç tekrar yapacaksınız? Bunu merak ediyorum. Bu şekilde de kendinizi bir hafta sonra baktığınızda ne kadar gelişmişsiniz anlayacaksınız zaten. Şimdi 6 tekrar çıkartıyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi 7 saniye bekliyoruz aşağıda. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi 7 tekrar çıkartıyorum. 3, 5, 7. Bunu yaptıktan hemen sonra yapacağınız şey ise bu şekilde sıçrama olacaktır. 3, 4, 5,
yukarıya bir sıçrayabildiğiniz kadar sıçramanız lazım. Oh. Tamamen atlayacaksınız. Bu hareket çok kolay geliyorsa, eğer bu harekette 40 tekrardan fazla çıkarabiliyorsanız, basitçe şunu yapmanız lazım. 40 tekrarın aşağısında kalmalısınız dostlarım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yanda bu şekilde sıçrayarak. Evet, göğüs ittirme hareketi olduğu için şimdi eğer bir çekme hareketi seçersek vücudumuza, bu 1 dakikalık dinlenme süresince vücudumuz daha fazla dinlenmiş ve de daha iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde girebileceğiz çekme hareketine. Yani ne yapmanızı istiyorum şu anda? Sırta girmeniz lazım. Sırtı tricepsle şey yapabilirsiniz, süpersetleyebilirsiniz. Çünkü sırt çekme olacaktır, triceps itme olacaktır eğer zamandan kazanmak istiyorsanız. Zamandan kazanmak istemiyorsanız sadece sırtı yapabilirsiniz. Çünkü ilk hareket zaten sizi nefes nefese bırakacak bir harekettir. İdmanın en zor bölgesini, bölümünü ilk yaparak çıkartıp attıktan sonra ondan sonra daha kolaylaştırabilirsiniz. Evet, sadece bir hareket yapıyoruz. Bunu alıyoruz ve yanlara çekiyoruz. Bakın bu göğsümün yanlarına geliyor resmen. Çaprazlamasına çekiyorum. Yani böyle değil. Böyle yaparsak trapezlere çok vuracak. Böyle yaparsak daha az vuracaktır. O yüzden çaprazlamasına yapıyoruz bu şekilde. Evet, dediğim gibi eğer zamandan kazanmak isteyenler varsa hemen bu bittikten sonra bir tane dumbbell alıp şu şekilde triceps yapabiliriz. Neden bu tricepsi seçiyorum? Şimdi anlatacağım. Çünkü şınav gibi bir harekette yine triceps giriyoruz ama girdiğimiz triceps şınavda dirseğimiz hemen gövdemizin yanında oluyor, değil mi? O şekilde bir triceps yapıyoruz. Burada dirseğimiz overhead, kafamızın yanında oluyor. Yani farklı bir açıdan tricepsle çalışmış oluyoruz. Bu yüzden şınavda zaten triceps giriyoruz birazcık. Ve bu şekilde de, bu tricepsle böyle çalışarak daha farklı açılardan bu kası çalıştırarak daha da dolgu, yani daha da dolu bir kas meydana çıkacaktır sizin bu yeni başlama süreci bittiğinde. Bundan sonra yapacağımız şey ise omuz olacaktır. Omuzu neyle süpersetleyebiliriz eğer zamandan kazanmak isteyen varsa? Omuzu da bicepsle süpersetleyebiliriz. Hiçbir şekilde kondisyon haricinde hiçbir şekilde vücudunuzu zorlamayacak bir şeydir. Çünkü neden? Omuzla ittiriyoruz. Biceps dediğimiz şey de çekme olduğu için, yani yeterli derecede iki kasın da dinlenmesine şey vermiş oluyoruz, zaman vermiş oluyoruz. O yüzden sadece kondisyon, sadece sizi birazcık daha nefes nefese bırakacak bir şeydir. Ama sporcu gibi hissetmek istiyorsanız böyle çalışmayı öneririm. Eğer kolay yola kaçmak istiyorsanız tabii ki de ayırabilirsiniz. Dediğim gibi, yani şimdi omuz yapın. Omuz bittikten sonra bir dakika dinlenin. Ondan sonra şeye geçebilirsiniz, bisepse geçebilirsiniz. Ama bu da son hareketimiz olacaktır. Omuzda son hareket olarak ne yapacağız? Böyle bir hareket yapacağız ki hepsini ele alabileceğimiz bir hareket olacaktır. Çünkü yeni başlayansınız, sadece bir hareket zaten sizin için yeterli olacaktır. Nasıl bir hareket yapacağız şimdi gösteriyorum. Evet, bu birazcık riskli bir harekettir. Lütfen dikkatli olalım. Ama düzgün yapıldığı takdirde gelişimi inanılmaz fazla hissedeceksinizdir. Dirseklerden yukarı doğru çekeceğim. Ama birazcık patlayarak çekiyorum. Yani nasıl oluyor? Momentumla, yani popom dışarıda. Bunu buraya çekiyorum. Boom. Bu çekişte dostlarım hem arka omuz aktif oluyor. Bakın bu çekişte hem arka omuz aktif oluyor, hem yan omuz aktif oluyor. Bundan sonra da buraya alıyoruz. Buraya oturttuktan sonra boom ittirme yapıyoruz. Bu da compound
yani birden fazla kası ele alan bir hareket olacağından dolayı omuzunuzu genel anlamda geliştirecektir. Yani hem arkayı hem yan omuzu ele alıyoruz. Burada da daha fazla ön omuza hedef alarak en fazla ağırlığı kaldırabileceğimiz şeyi burada kaldırıyoruz. Ama burada momentum kullanmayı kesinlikle unutmayın. Dediğim gibi riskli bir hareket. Yeni başlayanlara böyle bir hareket önerilir mi? Önerilmez mi? Birazcık riskli olabilecektir. Ama dediğim gibi bir hareketle bütün omuzunuzun genişliğini, bütün omuzunuzun dolmasını istiyorsanız o hareket bu olacaktır. Hem de trapeze de vuracaktır. Burada çekiş anlamında çekerken burada trapezlere de kesinlikle vuracaktır. Üst trapeze genellikle yoğunluk girecektir. Bu hareket böyle gözükecek. Bundan sonra da hemen dediğim gibi biceps yapabiliriz. Bir. Geldik yavaşça kontrollü. İki. Şimdi bunu böyle tutmaktansa, eğer böyle tutarsanız bileğinizde sakatlık olabilir. Bunu buraya getireceğiz, tamam mı? Bunu tuttuktan sonra şu anda ne yapıyorum? Elimin dışı size bakıyor değil mi? Elimin dışı size bakarken bunu böyle çevirdim. Yukarı çıktım. Şimdi bu dumbbell'ı böyle çeviriyorum. Bir. Şimdi böyle çıktım. Yeniden çevirdim. İki. Boom. Üç. Bir elim size bakıyor. Bir elimin dışı size bakıyor ve bu şekilde getiriyoruz. Neden böyle bir hareket yapıyorum? Çünkü bir harekette bütün bicepsin gelişimini sağlamaya çalışıyorum. Çünkü neden? Sadece bir hareket seçebileceğiz. Bu hareketi çok fazla insanın yaptığını göremezsiniz. Çok fazla ihmal edilen bir harekettir. Yani elimin dışarı size bakarak yaptığım hareket. Ama neden bu hareketi yapıyorum? Çünkü bu biceps kasının hemen altında brachialis dediğimiz bir şey vardır. Bu da zaten kasınızı yukarı çıkaracak bir şeydir. Kasınızın hemen altından geçtiği için kasınızı daha fazla yukarı, daha fazla şişik tutacaktır. Daha fazla bu tepe noktanızın yukarı size çıkmasını sağlayacaktır. Bu yüzden çok güzel bir harekettir. Ve de bunu da yaparak normal bir biceps gelişimini de sağlıyoruz. Evet dostlarım, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım yeni başlayanlar için muhteşem bir bilgi olmuştur. Bir ay bu programı yaptıktan sonra itme çekmeye geçebilirsiniz. Üst vücut alt vücuda geçebilirsiniz. Ama kesinlikle full body öneriyorum. Neden? Çünkü onarımınız tamamen tam anlamıyla olacaktır. Daha fazla yeni başlayanlar için video istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bundan sonra gelecek video nedir biliyor musunuz? Programlamanız nasıl olmalı? Off günlerinizde neler yapmalısınız? Ne zaman off almalısınız? Kaç saniye dinlenilmeli? Tekrar sayıları kaç olmalı? Ve tekrar süresi ne kadar olmalı falan filan. Daha fazla ayrıntılı detaylı bir video gelecektir. Programlamaya, periyotlamaya falan filan. Çok fazla merak eden dostlarımız için, bağlandığınız için çok teşekkürler. Let's make some gain. Gains up in this map. Everything is out. Peace out.